Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugüne kadar sizlere hep böyle İsveç'in güzel yanlarını anlattım. İsveç'te bu böyle, bu şöyle, şöyle güzel, işte bu kadar temiz, insanlar böyle, hep böyle böyle şeyler dedim. Ya hiçbir kötü bir yanı yok arkadaş bu ülkenin diye aklınızdan geçiriyorsunuzdur. Ben de geçiriyorum doğal olarak. Evet, bazı kötü yanları var arkadaşlar. Önce soft olanlarını söyleyeyim. Benim böyle gıcık olduğum, karşılaştığım böyle olan bu kadar da olmaz dediğim şeyler var. Biraz da böyle ondan sonra videonun sonlarına doğru da tehlikeli diye tırnak içinde adlandırabileceğimiz semtlerden bahsedeceğim sizlere. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu ülkede hani söylüyorum ya, her şeyi online sistem üzerinden yapabiliyorsunuz. Birçok şeyi online yapmaya çalışıyorlar ama devlet dairesiyle bir işiniz varsa hakikaten Allah yardımcınız olsun, çok yavaşlar. Yani sallapati iş yapıyorlar, yavaş yavaş yapıyorlar, randevu veriyorlar. Atıyorum bir ay sonraya bir işiniz var falan. Hastaneler, hakikaten hastanelerden hizmet almak falan böyle zor olduğunu zaten hep duyuyorsunuzdur. Yani sağlık sistemi falan çok iyi değil. Bizim ülkemize baktığımız zaman şöyle karşılaştırırsam mesela sağlık sistemini, yani tüketiciler, yani bizler için, doktor olmayan bizler için, hizmet alan bizler için Türkiye'deki sağlık sistemi iyi. Ulaşmak çok kolay. Yani MR mi istiyorsun? Hemen çat diye 3-5 kuruş parasını verirsin. Hemen alabilirsin. Tamam, devlet hastanesinde uzun olabilir ama özelde gidip yapabiliyorsun falan filan. Burada mesela o tarz şeyler inanılmaz pahalı, böyle MR'dır falan filan. Ki şöyle bir arkadaşım var, hatta biliyorum, size bir örnek vereyim. Beyin MR'ı çektirecekti. Burada fiyat alıyor. Biraz pahalı geliyor. O fiyatı buraya vermektense Türkiye'ye gidiyor. Bir hafta otelde falan kalıyor, tatil yapıyor. MR'ını çektiriyor özel hastanede. Geri geliyor, uçak biletleri falan her şey dahil. Buradaki çıkan o MR fiyatından daha ucuza mal oluyor ona. Her neyse arkadaşlar, arada böyle geyiklerle sıkıştırıyorum. Devam edeyim. Ya dediğim gibi, devletle bir işiniz varsa Allah yardımcınız olsun. Yani burada mesela hırsızlık olayları oluyor mu? Evet, oluyor ve en çok olan hırsızlık olayı da bisiklet çalınması. Ve burada hırsızların bulunabilme gibi ihtimalleri yok. Neredeyse artık bisiklet hırsızlığını hırsızlıktan saymıyorlar. O duruma gelmişler yani. Burada şey yok arkadaşlar. Göteborg'da en azından. Bizim ülkemizde hani adım başında böyle mobeseler falan var ya, böyle birisi bir suç işlediğinde falan mobeselerden işte arabasının nereye kadar, en son hangi durakta gittiğini falan filan yakalayabiliyorlar ya. Burada mobese diye bir şey pek yok. Speed cam'ler var, yani hız kameraları var sadece. Bu da yolun kenarında duruyor ama onların böyle bir mobese görevi yok. Geçen bir haber okudum. Bu arada burada da onları da çalıyorlarmış. Tanesi 2500 SEK miymiş, 25.000 SEK miymiş, neymiş? Pahalı bir cihaz onlar. Şeyde, özellikle Stockholm tarafında çok fazla şey çalınmış. Bu hız kamerasından falan yollardaki radarları çalmışlar. Sabit duran radarları. Ya yani bunlar böyle, bu tarz yaşayacağınız en büyük sıkıntı onlar. Dediğim gibi polislerin bir suçlu olduğunda siz bir şikayette bulun. Zaten polise ulaşmak zor. Bir şikayetiniz oldu diyelim, onun da size dönmesi daha da zor yani. Yani diyeceğim o ki, devletle işiniz yoksa keyfiniz yerinde, yani sağlıklı ihtiyacınız yoksa burası güzel. O konularda kötü. Ama şu var, sağlık konusunda bizler için kötü diyorum ama doktorlar açısından bakarsam, sağlık çalışanı açısından bakarsam da bizim ülkemiz rezalet. Çünkü can güvenliği yok insanların, böyle saçma bir şey olamaz. Doktorların maalesef koskoca bakanlık sahip çıkamıyor. Her gün bir tane doktor ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Yani saçma sapan bir şey yani. Neyse, bunu da geçiyorum. O bizim ülkemizin kendi problemi. Ama dediğim gibi bu ülkede şey yok yani. Çok fazla böyle bir devletle işinizin olmaması için birazcık dua edeceksiniz. Eğer işiniz olduğunda çok bekliyorsunuz. Ama güzel yanı şu, bir tek güzel yanı şu var. Her şeyi online yapabiliyorsunuz. Ama mesela bizim Türkiye'nin mesela o yanı da güzel. Bizde e-devlet sistemini bence güzel yaptılar son dönemde. Bütün her şeyi orada topladılar. Yani her şeyinizi, mesela telefon abonenizi dahi oradan iptal edebiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Mesela burada yok. Burada her şey dağınık. Her şey online ama her şey dağınık. Öyle bir e-devlet gibi böyle toplanmış bir portal altında bir şey yok burada. Yani her şeyi ayrı ayrı gidip, işte sigorta işiniz varsa sigortaya gireceksiniz. Karayollarıyla işin varsa karayollarına gireceksiniz. Emniyetle işin varsa emniyete gireceksiniz. Öyle bir e-devlet gibi tek bir platform altında değil. Gelelim en sıkıntılı konuya arkadaşlar. Bu ülkede, daha doğrusu Göteborg'dan bahsedeceğim burada biraz. Göteborg'da yaşanacak yerler, yani semtleri, tehlikeli semtleri var mı? İnsan hayatı için tehlikeli olabilecek yerler falan var mı? Biraz onlardan bahsedeyim. Arkadaşlar,
Dünya üzerindeki her şehirde olduğu gibi burada da bazı tehlikeli yerler var. Ama şimdi anlatacağım birkaç tane örnek olay anlatacağım ama bunları bizim ülkemizle kıyaslamayın. Şöyle söyleyeyim. İsveç'te olan kayıtlara geçen her bir olay, yani polise alo denen veya polisin intikal ettiği her bir olay işte bu Avrupa Birliği'nde falan bir yerlere raporlanıyor. Doğal olarak suç oranı işte Avrupa'da biraz yükselmiş gibi görünüyor ama bizim ülkemizde kıyas kabul edilemez. Yani öyle bir ihtimal yok. Gelelim şimdi semtlere arkadaşlar. Ben buraya ilk geldiğimde otelde kalıyordum. Otelde böyle tatlı tontoş böyle bir resepsiyonistteydi vardı. Onunla böyle işte muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz falan. Ben zaten dışarıyı bilmiyorum. Hava soğuk kışın. Vallahi orada oturuyorum, o da orada canı sıkılıyor. Muhabbet ediyoruz biz onunla. Ben ona dedim ki ya dedim böyle ev alacağım, ev tutacağım. Kiralayacağım. Nerelerden bakayım, nerelerden uzak durayım. İşte ben ona ailemi anlattım, çocuklarımı anlattım, hayat yaşantımı falan tarzımı anlattım. Bana nereler uygun olur, nerelere bakayım dedi. Ve işte ilanları böyle açtım o bloket üzerinden. Bak bunlar var dedim. O bana dedi ki bak bundan uzak dur dedi. Şu semtlerden uzak dur dedi. Uzak dur dedi semtlerden bir tanesi en başta geleni en tehlikeli diye söylediği Angeriyet semti arkadaşlar. Şimdi önce semtleri söyleyeyim, tehlikelerinden bahsedeyim sonra. Ondan sonra söylediği Vestre Frölunda diye bir yer. Burası da tehlikeli dedi. Sonra da Biskupsgarden dedi. Şimdi bunların hepsini anlatacağım. Arkadaşlar Angeriyet daha çok böyle şeylerin oturduğu, Somali göçmenlerinin veya Suriye'den gelmiş olan insanların oturduğu bir yer. Yani orada neredeyse hiç İsveçli neredeyse yok yani. Sadece göçmenlerin olduğu bir yer gibi düşünebilirsiniz. Ve ben buraya geldiğimden beri Angeriyet'te şey için gidiyorum bazen. Orada şey var. Somali'ler falan olduğu için böyle Orientalistler var. İşte market alışverişim. Bir önceki videodaki o marketlerden benzeri orada da var. Bazen gidiyorum oraya. Angeriyet'e gittiğimde yani şu ana kadar 8 ayda 3 ayrı zamanda 3 tane yanmış araba gördüm. Bunlar kundaklandı mı, kendi kendime yandı bilmiyorum ama 3'ü de otoparkta yanmış araba gördüm. Söyledikleri şey şu, oralarda işte geçim sıkıntısı biraz daha fazla olduğu için, o insanların gelir kaynaklarının çok yeterli olmadığı için ekstra para bulmak için insanlar illegal yollara sapıyorlar. Aslında temel sebep o. Bu uyuşturucu işleri falan dönüyormuş orada arkadaşlar. Ondan dolayı biraz tehlikeli olduğu söyleniyor. Diğer söylediğim Vestre Frölunda tarafı, uzak durmanız gereken diğer bir taraf. Orada da böyle polisle falan kavgalar, çatışmalar, olayların olduğu, sokağın ortasında işte insanların arabalarını falan devirip yaktıkları falan filan olaylar olmuş zamanında. Gene bu mülteci muhabbetleri falan yani orada da. Diğer semt ise Biskupsgarden arkadaşlar. Şimdi Biskupsgarden daha çok böyle Türklerin ve diğer göçmenlerin yaşadığı yer. Ama orada diğerlerine nazaran şeyler de var. Hani İsveçli insanlar da var orada. Hatta benim Volvo'da hemen çalıştığım bir sürü arkadaşım var. Abi sen Biskupa gelsene, ne işin var Olasoft'ta falan filan diyorlar. Bizim mekanlar burası falan yapıyorlar böyle. Çünkü orada şey hani kasabından manavına böyle küçük böyle bir Türkiye haline, ya küçük bir Konya kulu haline gelmiş durumda. Ama o Biskups tarafında şöyle şeyler oluyormuş arkadaşlar. Uyuşturucunun ana merkezi Biskups olduğu söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ben sadece bu söylediklerimin hepsini size işte sağımdaki solumdaki İsveçli buranın yerli halkından duyduklarımı size anlatıyorum sadece. Yoksa benim gözümle şahit olduğum, gördüğüm bir şey yok. Çünkü bana bu videoyu çekme amacım da şu. Bana soruyor ya öyle bir anlatıyorsun ki kardeşim sen git cennet olası hiçbir kötü bir yanı yok diye yorumlar, serzenişte bulunan insanlar var. Özellikle uzun yıllardır burada yaşayan, İsveç'te yaşayan Türk insanlardan böyle çok serzeniş alıyordum. Onlardan duyduğum vesaire işte milletin şahit olduğu olaylar. Biskupsgarden'da şöyle bir tehlike de var. Olmuş zamanı yani adının çıkmasının sebebi şu aslında arkadaşlar. Türklerden dolayı değil orada. 10 yaşında bir tane çocuk sanırım İsveç tarihinde ilk kez bir olayda polis öldürülmüş. Ve bunu yapan 10 yaşında bir tane çocuk. Çocuğun eline vermişler silahı. Türk değil. Arap göçmeni bildiğim kadarıyla. Türk olmadığını kesin eminim. Çocuğun eline silah vermişler, polisi öldürmüşler. Ondan sonra oradaki tabii şeyleri düşünün. Yani şöyle bir ülke düşünün arkadaşlar. Hayatlarında hiç kavga görmemiş insanlar. Yani sokakta kimse kimseyle yumruk yumruğa kavga ettiğini görmemiştir bunlar. Yani bırak kavga etmeyi, millet birbirine bağırmıyor. Öyle bir hayattan geldiğinizi düşünün, öyle bir yerden büyüdüğünüzü düşünün ve bir polisin öldürüldüğünü haberini düşünün. Yani o haber burada bir yıl boyunca anlatılmıştır muhtemelen. İnanılmaz büyük bir şey burası için.
Yani bu da öyle. O yüzden biraz orada tehlikeli diyorlar. Ama ha, bizim ülkemizde düşünürseniz, kıyaslarsanız lan bizim ülkede her gün adam kesiyorlar sağda solda. Yani burada öyle şeylerle kıyaslayamazsınız yani. Şöyle söyleyeyim, bizim ülkemizde şu an ben buraya öyle bir alıştım ki ben ülkemize gelsem muhtemelen kendimi böyle tehlikede hissedeceğim. Şu an bile nasıl yaşıyormuşuz orada diye düşünüyorum yani. Yani arkadaşlar, bu bugünlük videoda böyle. Dediğim gibi İsveç'in devlet tarafı kötü. Devlet işleri kötü, hakikaten kötü. Devlet kurumları çok kötü. Çünkü çalışmayı sevmiyorlar. Yatıyorlar arkadaşlar. Tembeller yani. Açık o yüzden söyleyeyim, tembeller. Bir de size bu videoda kötü semtleri, Göteborg'un kötü semtlerinden bahsettim. Kötü diye adlandırılan semtlerinden bahsettim. Bu videoda böyleydi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla.